Bu tek adam iradesine dayalı keyfi yönetim anlayışınızın ülkemizi nasıl çıkmazlara soktuğunu, yurttaşlarımızı ne kadar sıkıntılarla baş başa bıraktığını hayatın her alanında açık ve net olarak görüyoruz. Bu yasa tasarısının omurgasını zorunlu arabuluculuk oluşturuyor. Komisyonda görüştük. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzlaştırıcı siyaset anlayışımızın gereğince arabuluculuk sistemine karşı olmadığımızı, ancak bunun zorunlu olmasını hem hukuken hem de fiilen doğru olmadığını söyledik. İşçi bilmediği hakkının pazarlığını nasıl yapacak? İşverenin bu konuda sıkıntısı yok değerli arkadaşlar. Çünkü işveren ekonomik gücü nedeniyle gerek hukuki anlamda gerekse teknik anlamda her türlü desteği alacak ve masaya eşit olmayan koşullarda oturacak. Zaten geçim zorluğu içerisinde olan işçi kardeşim adeta koyun pazarlığıyla ne verilirse onu kabul edecek durumda olacak. Aslında AKP hükümetlerine dönüp baktığımızda hep emeğiyle geçinen işçi kesiminin aleyhine düzenlemeler olduğunu açıkça görüyoruz. Böyle olunca bu yasa tasarısında da işçiyi, emekçiyi mağdur eden anlayışı görmek çok şaşırtıcı değil. Açlık sınırının altında asgari ücret, hiçbir iş güvencesi olmayan taşeronluk sistemi, kiralık işçi yasası, işçinin kıdem tazminatında gözü olan hükümet. Bütün bunlara baktığımızda bu yasada da işçi aleyhine düzenlemeyi görmek çok şaşırtıcı olmuyor. Ne istiyorsunuz gerçekten bu işçiden, emekçiden? Değerli arkadaşlar, sevgili AKP milletvekilleri, sevgili hükümet. Bu işçi emekçi ki emekleriyle katma değerler yaratan, ülkenin milli gelirine ciddi katkı sunan, işçinin, emekçinin insan oluruna yakışır, rahat bir, huzurlu bir yaşam sürmesi için oturup hep birlikte arayış içinde olmamız gerekirken, sizler bunun aksine iktidarınızca yapılan bütün düzenlemelerde işçiyi canından bezdirecek hale getiriyorsunuz. İşçiye dönecek diyeceksiniz ki, işçi kardeşim, bu davalar uzun sürer. Hem de bizim sistemimizde adalet paralı ve pahalı. Senin buna gücün yetmez. Biz de buna bir çare bulamıyoruz. Ne yapacağız? En iyisi sana ne verirlerse kabul et, git başının çaresine bak mı diyorsunuz? Evet, aynen öyle diyorsunuz. Bu acizliğin ve işçi karşıtlığının ifadesi değil de nedir değerli arkadaşlar? Oysa hepimizin yapması gereken şu değil mi? Hızlı ve etkin bir yargıyı ülkenin huzuruna getirmek değil mi? Ve herkesin ulaşabileceği masrafta pahalı olmayan bir yargıyı bu ülke insanların hak etmediğini mi düşünüyorsunuz?